Sevgili sungurlar, kurtarın adamınızı. Serdar, çekilin gidin buradan. Seni burada bırakmayacağız Meryem. Hedefsizsiniz Serdar. Çıkın buradan. Oğlum, çekil oradan. Oğlum şimdi bak beni delirtme, bas geri. Lan nerede bu adam? Yürü git lan şuradan. Yürü. Abla, Allah yolunda şehit olacağım. Cennete gideceğim ben abla. Kendine bomba bağlayarak şehit mi olunur? Sizi nasıl kandırıyorlar böyle? Nasıl kıyıyorlar size böyle? Şehit olacağım abla. Güzel değil mi? Böyle cennete gidilmez. İnsan öldürerek şimdiye kadar kim cennete gitmiş? Hem sen daha çocuksun, günahsızsın. Ya zaten cennetliksin. Git bir çocuk gibi hayatın tadını çıkar. Git koş oyna. Çocukluğunun tadını çıkar. Çocukluğunu yaşa. Ölme. Oğlum, çekil buradan. Çek git buradan. Molla görüntülü herif beynini yıkamış bu zavallı çocuğuna. Meryem, seni kim tuzağa düşürdü? Dergan gönüllü kadınları. Nerede o baban olacak adam? Lan molla! Çık ortaya! Çıkacağım. Çıkacağım. Cehenneme gidiyorsun kurla. Tak! Doktor, Celil, çocuktan bombayı alın. Baba! Bana bunu neden yaptın baba? Meryem, o örgütün liderlerinden biriydi, tamam mı? Ölmüş mü? O benim babam. Meryem, o senin baban falan değildi, tamam mı? Topal seni kandırdı. İyi de komutanım, kim vurdu bu alçağı? Öldü mü? Kaç sefer dedim ona. Yapma dedim. Dinlemedi. Hep kötülük peşinde oldum. İnsanları kandırdım. Yetti ama. Yetti. Yaptığı hainliklere dayanamadı. Anne dur. Anne. Lanetini kullandı. Çoluk çocuğun kanına girdi. Seni de öldürecekti Meryem. Dayanamadım artık. Serdar'ın dediği doğru. Ben sizin kızınız değil mi? Bizim de yıllar önce kaybolan bir kızımız vardı. Ben seni kızım sandım. Ama değilmişsin. Yine de çok sevdim seni. Kızım yerine koydum. Ama Türk timcisi olduğun için Ahmet'in aklında seni kullanmak vardı. Ona karşı çıktım. Ama beni çok dövdü. Topal'la sana oyun oynadılar yavrum. Oyun bozuldu anne. Ben karşı gelsem de çok dövdü beni. Affet beni kızım. Affet beni Meryem. Üzülme. Sen çok iyi bir kadınsın. Biliyor musun?
Annem olsam bu kadar severdim. Yavuz'u indiremediniz değil mi? Tam adamların boğazına çökecektik ki. Bu molla bozuntusu sana tuzak kuruyor. O iki hergelede kaçtı. Merak etme. Molla Ahmet Sungurların canını okumuştur. Durum kritik. Ara şu adamı da neler olduğunu öğrenelim. Ana, telefon. Telefon çalıyor. Aga, Şahmaran Şeref sizi arıyor. Ver şunu. Ne yaptın lan? Geberttiniz mi Sungur'da? Az daha sabret İbn-i Selül'ün torunu. Ölüp ölmediğimizi yakında göreceksin. Tabutsuz gömeceğim ulan seni. Hazır ol lan şerefsiz. Ne oldu? Sungurlar Molla Ahmet'i öldürmüş. İşimize düşüp bizi bulacaklar. Hadi çıkalım. Nigar bacı. Bütün çocukları evlerine, ocaklarına gönder. Göndereceğim komutan. Bir gün yine görüşürüz. Affet beni kızım. Sen çok iyisin. Keşke annem sen olsaydı. Meryem. Hadi çıkalım. Dur. Tamam aga. Üzülme Meryem. Bir gün gerçek aileni bulacaksın. O topluların hesabını soracağım Serdar. Öldüreceğim o iti. Molla Ahmet gibi bir baban olmadığı için şanslısın. Gerçek ailem nerede? Neden bıraktılar beni? Neden gittiler? Anlamıyorum Serdar. Meryem, ben de ailemi kaybettim. Kız kardeşim. Nerede bilmiyorum. Ama sabredeceğiz. Dayanacağız. Elbet bir gün onları bulacağız. Anladın mı? Beni bu hayata bağlayan bir tek sen varsın. Seni de bir gün kaybedersem benim için artık bu hayat çekilmez. Meryem. Ben hep yanımda olacağım. Nerede kaldınız be Serdar? Her şebekesinin adamlarının peşini bırakmak zorunda kaldık komutanım. Neden? Ne oldu? Meryem'in başı beladaydı komutanım. Onun için peşlerini bırakmak zorunda kaldık. Ama sorun çözüldü. Şu an bölgedeyiz komutanım.
fazla uzaklaşmış olamazlar. İHA'lar bölgeyi tararsa kısa sürede yerlerini buluruz. Bekle Serdar. Evladım, hedeflerin durumu ne? Kuzeyden sınırımıza yaklaşırken onları kaybettik komutanım. Dar geçide doğru gidiyorlar Serdar. Nazo orada pusuda. İHA'lar da bölgede. Helikopterler devamlı devriyor uçuşunda. O aptal kızın başı beladan kurtulmaz zaten. Onu operasyona kim aldıysa artık. Yuvanka 1. Konuşan nöbetçi 1. Biz sınırda pusudayız. Buraya gelirlerse elimizden kurtulamazlar. Naza bu. Sungurlar dar geçidi kesmiş. Allah kahretsin. Naza eski kocasının bravo olduğunu öğrenirse kim bilir ne yapar? Kes sesini be. Bravo olduğunu kimse öğrenmeyecek. Helikopter. Bölgeyi sıkı kontrol altına almışlar. Bu şekilde sınırı geçemeyiz. Sungurlar peşimizde. Bittik biz. Buraya yakın, sınırda Hayaletköy diye bir yer var. Sungurlar bölgeden çekilene kadar orada kalın. Başka çaremiz yok. Burası kaçakçıların dinlenme yeri. Burada olduğumuzu kimse anlamaz. Hayvan bağlasan durmaz burada. General Rüstem. Bittik biz. Rüstem komutan. Beceriksiz, kabiliyetsiz herifler. Elimize geçen fırsatı sizin yüzünüzden kaçırıyoruz. İki askerin icabına bakamadınız. Büyük bomba operasyonu sizin yüzünüzden gerçekleşemiyor. Ne yapın edin, bitirin bu işi yoksa siz biteceksiniz. Yüzbaşıyı yakaladığımızda gebertseydik bunlar olmazdı. Yüzbaşıyı yem yaparak diğerlerini de yakalayacaktık. Unuttun herhalde, ha? Bütün operasyonu batırdın. Sungurlara yakalanıp bravo olduğun ortaya çıkacak diye ödün kopuyor değil mi? Kes sesini be. Senin bravo olduğunu benden başka bilen yok. Benimle iyi geç. Neyse. Bırakalım şimdi tartışmayı. Biz bu savaşta aynı taraftayız. Bir çıkış bulamazsak devrim muhafızları ikimizi de gebertir. Şeker de var. İçer misin? Hı? Hı. İçeriz değil mi? Sen de su.
Bu iş sana patlayacak. Güven efendi. Şahmaran bu işten de yırtacak. Senin bravo olduğunu benden başka bilen yok. Benimle iyi geç. Beni tehdit edin. İkimiz fazlayız Şahmaran. ...15 dakikaya oradayım. Şahmaran ölünce derin muhafızları benden asla vazgeçmez. Kimsin? Naza, benim Güven. Konuşmamız gerek seninle. Ya Güven, operasyonun ortasındayım. Sırası değil, kapat. Kapatma, ne olur kapatma. Zor durumdayım. Yardım et, kurtar beni. Ne istiyorsun Güven, derdin ne? Yine ne oyun peşindesin? Kaçırıldım. İki kişi rehin aldı beni. Birinin adı Şahmaran. Şahmaran mı? Şahmaransa diğeri Bravo'dur. Güven, diğerinin adı Bravo mu? Bilmiyorum Naza. Ben iş için Suriye'ye gidiyordum. Kaçırıldım. Ne olur yardım et bana. Neredesin Güven, biliyor musun? Sınırda. Hayalet Köyü diye bir yerdeyiz. Öldürecekler beni Naza. Ne olur kurtar beni. Tamam Güven, oraya yakınım. Kapat kapat. Geliyorum, kapat. Üçünüz benimle geleceksiniz. Fatih, buralar sizde, tamam mı? Tamam Naza. Serdar cevap ver, acil cevap ver. Devam et Naza. Konumunuz ne? Dar geçide 5 kilometre mesafedeyiz. Yavuz ve Bravo Hayalet Köy'deler. İstihbarat doğru mu Naza? Güven'i kaçırmışlar. Rehin almışlar. Güven mi? Naza'nın kocası. Ben oraya gidiyorum Serdar. O köyü bilen var mı? Ben biliyorum aga, yakın sayılır. Tamam Naza, oraya geliyoruz. Kocanı kurtarmak için sakın biz gelmeden müdahale etme. Öncelik Şahmaran'da, tamam mı? Güven benim eski kocam Serdar. Merak etme. Hadi çıkalım. Bana hala kızgın. Kim bilir o yanındaki neler anlatıyor. Bırakmayacağım Serdar'ı sana. Öyle kolay değil Serdar'ı sana bırakmak. Hadi arkadaşlar çıkıyoruz hadi. Durum kritik. Yakalanıp sorguya alınırsam acil planı uygula Cemal. Tamam, hazırım. Ne mesajı? Özel bir konu. Al, şeker. Sağ ol.
Gel kurtar beni Naz'a. Naz'a. Köydeyiz. Biz de güneyden girdik Serdar. Tamam, sessiz olun. Evleri tek tek arayacağız, tamam mı? Tamam Serdar. Hadi dağılalım. Gel gel. Ayhan. Geldiler. Sungurlar burada. Ne? Ne diyorsun? Nerede? Neredeler? Şu tarafta bak. Kahretsin be. Nasıl buldular lan bizi? Şuraya bak. Geç şöyle, geç. Geç. Hadi birini ikisini indirdik. Ya sonra? Buradan sağ çıkamayız Yavuz. Ne diyorsun ya? Teslim mi oldun? Buradan tek parça çıkmamızın bir yolu var. Benim bravo olduğumu bilmiyorlar. Naz'ın kocası olarak tanıyorlar. Senin rehinen olacağım. Sungurlar benim ölmemi istemezler. Buradan rahatça kaçarız. Benim başka bir planım var. Nişancı, geldin mi? Geldim, tepedeyim. Allah'ın belası sungurlar burada. Bitir işleri. Hepsini. Nişancım var burada. Saklan, saklan. Nişancı var. Komutanım, nişancı var. Kimse açıkta kalmasın. Yerini tespit ettin mi? Serdar, nişancı hepimizi görüyor. Hazır ol, çıkacağız buradan.
Sen burada gebereceksin ama. Ne o? Beni mi vuracaksın? Açıktayım ben. Çıkıyorum. Mert! Mert ne yapıyorsun? Mert buraya gel. Mert! Oğlum ne yapıyorsun? Yat yere! Yat! Aslanım, hadi bir şey söyle kuçum. Mert, Mert kuçum. Doktor Mert ölüyor, çabuk ol bir şey yap hadi. Aga nişancı tepede, açıktasın yani çekil oradan. Evladım, askerim ölüyor doktor. Hadi bir şeyler yap. Bırakmam onu. Allah'ım sen sana sığınanları koru yarabbim. Yarası kötü. Hadi acele et, çabuk ol. Hadi nişancı, hadi. İndir şunları, indir. Senin planın bu kadar olur. Al işte. İndirdiler nişancını. Şimdi bittik biz. Kız kıvrak yakalayacaklar bizi. Kimse beni yakalayamaz. Ben Şahmaran'ım. Ne yapıyorsun? Senin planını gördük. Sıra benimkinde. İnandırıcı olsun biraz. Şimdi vur bana. Vur!
komutanım. Bu çocukların tek derdi vatan aşkı Celil. Birileri bunu anlamasa da tek derdimiz vatan aşkı. Hadi Serdar, toparlan. Şehidin hesabını soracağız o sonsuzdan. Hem belki Güven de... Kocanı kurtaracağız Nazan. Merak etme. Eski kocam. Eski. Burak. Emredin komutanım. Aslanım. Siz şehidin başında kalın, tamam mı? Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Celil. Hadi. Artık gidelim, şu işi bitirelim. Bitirelim komutanım. Artık yetti. Doktor hadi. Naza. Farkındasın değil mi? Kocan Güven seni bitirecek. Haberin olsun. Yüzbaşı! Lan! Lan koş! Terk edin lan bu köyü. Yoksa sıkarım bunun kafasına. Yaklaşmayın. Öldürecek beni. İndirin lan silahlarınızı. İndirin. Silahları indirin. Aha. Niye komutanım? Mert orada yatıyor. Bu hergele yüzünden. Niye indirelim silahı? Sıkalım kafasına, gebersin gitsin. Celil, indir diyorum silahı. Elinde sivil biri var, görmüyor musun? Bizim işimiz can almak değil, hayat kurtarmak. İzin verin komutanım. O sivili alayım elinden. Bu şarlatanın da cehenneme odun yapıyor. Celil! Yeter diyorum sana. Lan terk edin gidin burayı. Yoksa sıkarım kafasına. Lan bir de konuşuyor. Lan ben seni... Lan subayım. Yeter dedim, anlamıyor musun? He? Nazlı, bir şey yap. Kurtar beni. Lan ucube karı. Yüzbaşının yanına geç çabuk. Kes lan. Nazlı, buraya gel. Basın gidin buradan. Yolu açın. Ulan sen. Emo. Naza, kocanın hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Komutanım, bu hergeleyi bırakacak mıyız yani? Güven benim eski kocam Serdar. Umurumda bile değil. Bırakalım sıksın. Bence fark etmez. Aha, ne olduğu belli. Bırakırsak çok can yakar. Aha hele izin ver gözünü seveyim. İzin ver de şu zaferimin intikamını alayım aga. Bravo çakalın nerede lan? Nazlı! Kurtar beni! Silahı bırak, kıpırdama! Bir kere daha söylemem, çabuk at silahını! Atma lan! Atma şerefsiz! De şerif! Yavuz! Atma! Şerefsiz! Celil! Sakın! Sakın yapma! Biz infazcı değiliz. İyi misin? Doktor! Aha! Bak şuna.
Ya aga gözünü seveyim. Hele bu adalet mi ya? Aga az önce bir kardeşimiz bu çakal yüzünden şehit oldu ya. Ya aga anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Yardım et. Yani sen bunu kurtarıyorsun. Neden aga, neden yani? Doktor, beni anlamıyorsunuz. Bu bizim farkımız, anladın mı? Biz ne masuma ne de düşene ateş ederiz. Tamam aga. Tamam. Yaşasın bu doktor. Yaşamalı. Öyle kolay ölüm olmasın. Bize anlatacak çok şey var bunun. Türkiye'yi nasıl tersleştirecek? Şer şebekesi nasıl yuvalandı anlatacak. Celil. Karargâh şehidi haber ver. Bir de ambulans çağırın. Yuva. Anka 3. Verilen koordinata acil ambulans gönderin. Alındı, anlaşıldı Anka 3. Ambulans yola çıkıyor. Yuva. Bir gelinci kaçtı toprakta. Mert'i kaybettik. Başımız sağ olsun Anka 3. Güven. Sen ne arıyorsun burada? Dedim ya, iş için Suriye'ye gidiyordum. Yolda aracımı çevirdiler. İki kişi demiştin. O ikinci nerede? Oradaydı işte. Tepedeki nişancı. Bana bak lan çakal. Bravo nerede? Bravo kim lan? Nerede? Konuşsana lan! Bravo kim lan? Konuş lan! Bayıldı aga. Bayıldı, ölmedi yine şerefsiz. Doktor, durumu nasıl? Yaşar mı? Yaşama şansı var mı? Kan kaybını önledik. Zamanında hastaneye yetiştirirsek hastamızı kurtarabiliriz. Yavuz yaşarsa ben bittim demektir. Nabız alamıyorum. Hastayı kaybediyoruz. Çabuk hazırlıklarınızı bitirin. Ameliyat alıyoruz hastayı. Doktor, bu adam ölmemeli. Ulusal güvenliğimiz için bize lazım. Serdar. Serdar ameliyathane hazır. Doktor bey hadi ameliyathane hazır. Hadi çabuk olun. Hastayı alıyoruz, çabuk olun. Hadi. Hadi çabuk olun. Çabuk 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 çabuk. Acele edin. Hadi çabuk acele ol. Hadi. Acele edin. Çabuk çabuk. Hadi. Aga ölmüş bu. Vurdu şerefsiz. Naza, silahını nasıl kaptırırsın ha? Silahını nasıl kaptırırsın? Ya. Ulan Ergeli. O bize lazımdı lan. O bana lazımdı lan.
Adamı neden öldürdün lan? Konuş lan. Kimsin lan sen? Suriye'de ne işin vardı senin ha? Ben iş adamıyım. Yeni iş alanları için gittim Suriye'ye. Bu kadar soğukkanlı nasıl adam öldürüyorsun lan sen? Yaşasaydı yaşatmazdı beni. Öldürürdü. Bana bak. Celil. Yavuz seni nasıl yakaladı? Kaç kere söyledim yüzbaşı. Bir daha söyleyeceksin lan. Bir daha söyleyeceksin lan. Bir daha söyleyeceksin. Ben anlayana kadar tekrar tekrar söyleyeceksin. İş adamıyım. Bölgede yatırımlar yapmaya Suriye'ye gidiyordum. Yavuz'un yanında başka kimse yok muydu? Dedim ya yüzbaşı. Bir nişancı vardı. Onu da biliyorsunuz. Bana bak lan şerefsiz. Sen Türksün ama pasaportun yabancı. Karınsa eski ajan. Belki de bravo sensin ha Güven. Bravo kimse. Ben değilim. İstihbarat ajanıydı. Büyük ayı ve biraderleri için bölgede birlikte çalışmıştık. Sonra ayrıldık. Güven çocuğum Volkan'ın babası. Hepsi bu. Biliyorum. Dosyanda her şey yazıyor. Komutanım. Bu adam çok soğukkanlı. Böyle biri Yavuz'u korktuğu için öldürmüş olamaz. Ben de senin gibi düşünüyorum Serdar. Güven'in başka hesapları var. Belki de bravo bu herif ha. Kaçmak için bize oyun oynadılar. Sonra Yavuz'u harcadı. Ha, Naz'a. Ne dersin? Güven'in dosyasını aç bakayım. Güven bravo olabilir mi? Onun karakterindeki birinden her şey beklenir Serdar. Bravo da olabilir. Serdar. Bugün hastanede... Her şey birdenbire oldu. Yoksa kaptırmazdım silahımı biliyorsun. Meryem'le doktordan haber var mı ha? Güven'in evinde bir şey bulabilmişler mi? Ev ilçe dışında Serdar. Varmak üzeredirler. Komutanım. Telefonda bir bomba ihbarı var. Sesi dışarı ver çabuk. Hatta komutanım. Ben yüzbaşı Serdar. Dinliyorum. Bugün ilçede yer yerinden oynayacak. Büyük bir bomba var. Patladığında ilçe kan gölüne dönecek. Yüzlerce aile yasa boğulacak. Sen kimsin lan? Bombayı kim patlatacak lan ha? Bomba Bravo'nun emriyle patlayacak. Bravo Şahmaran'ın intikamını alacak. Komutanım hattan düştü. Evladım, derhal nereden aradığını tespit edin. Emredersiniz komutanım. Adamın evi burası mı? Serdar'ın adres burası Meryem, haydi. Serdar.
Mehdi. Timciler geldi. Çık oradan. Mehdi cevap ver. Ne var be? İki timci eve geldi. İçeri girecekler. Çabuk gelin indirelim şunları. Hala bulamadın mı telefonu? Arıyorum komutanım. Hadi çabuk. Tamam komutanım. Telefon numarası tespit edildi. İhbar telefonu tutuklunun adresinden yapılmış komutanım. Meryem'le doktor oraya gitmişlerdi. Doktor, acil cevap ver. Doktor, cevap ver. Doktor durun ne? Acil cevap ver. Tekrar ediyorum, acil cevap ver. Aman aman. Doktor, cevap ver doktor. Durum ne doktor, cevap ver. Aga dur. Biraz dur biraz. Aga eve girdiğimizde saldırıya uğradık. Meryem nerede? O iyi mi? Meryem? Meryem neredesin? Meryem! Sana. Meryem'e ne oldu ha? İyi mi Meryem? Aga, Meryem'i kaçırmışlar aga. Her şeyi mahvettim Güven. Doktor, bu nasıl oldu ha? Nasıl oldu bu? Aga işte yani giderken gördüm ben kundiler orada. Gözüm de tutmadı tamam mı? Telefonu koydum orada gizliden görüntülerini aldım işte. Olan o yani. Evden bilgisayarı çalmışlar. Kapıyı da kurcalamışlar. Sonra da buradan bomba ihbarı yapılıyor. Yani bu durumda Güven masum. Bravo başkası öyle mi? Şimdi o kundiyi gördük yani biraz mala benziyor. O kendi başına bu işi tezgahlamış olabilir mi? Nasıl? Güven böyle bir şey yapabilir mi? Vallahi ondan her şeyi beklerim Serdar. Doktor. Sen kasayı aç hadi. Evde delil olabilecek ne varsa toplayıp karargaha getir. Tamam aga merak etme. Telefonunu alıyorum tamam mı? Biz de bu adam kim öğrenmeye çalışalım. Bu aşağılıkları bulduğumuzda Meryem'le bombayı bulduk demektir. İnşallah. Hadi biz çıkalım. Hadi. Meryem cevap ver. Meryem. Bir haber yok mu Serdar?
Yok komutanım. Naza, kimmiş bunlara? Bir şey bulabildin mi? Bütün sabıkalıları tanıyoruz Serdar. Bulacağız. Komutanım. Tutuklu sizinle görüşmek istiyor. Celil, bak şuna. Emredersiniz komutanım. Bomba olayının patladığı belli. Ortalık karıştı. Ne olan? Namaz saatin mi geldi? İfademi verdim. Beni burada hala niye tutuyorsunuz? Savcılığa gönderin beni. Suçum beni kaçıran, öldürmek isteyen bir alçağı öldürmek. Cezam neyse çekerim. Vay 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 vay. Bak sen. Neler de biliyormuş bu. Bu kadar kolay mı sandın lan? Sen kimsin onu söyle. Suriye'de ne işin vardı ha? Yavuz'un eline nasıl düştün? Hem belki o Bravo denen alçak sensin ha? Bütün bunlar açıklığa kavuşuncaya kadar buradasın. Şimdi otur oturduğun yerde. Benim canımı sıkma. Asker. Avukatımı istiyorum. Buna hakkım var. Ne istiyormuş? Savcıya götürmemizi, bir de avukatını istiyor. Burada fazla tutamayız. Bravo'ysa bir an önce kanıtlamalıyız. Eşleşme tamamlandı komutanım. Bu şahsın sabıka kaydına ulaştık. Mansur Zahidi. Kod adı Bedi. Birçok sabıkası var. Cezaevinden 2 ay önce denetimli serbestlikle çıkıp ortadan kaybolmuş. Komutanım, yani çıkmaz yoldayız. Aga geldim. Doktor, ne buldun? Aga, dediğin gibi gittim her tarafı aradım. Kasayı masayı her şeyi boşalttım. Aha kasadan bunlar çıktı. Evi didik didik ettim. Başka da bir şey yok. Bunlar da bölgede satılık ne kadar arazi varsa onun listesi. Artık arazimi alacaklar, ne yapacaklar? Bir daha bunu buldum. Yani bir tane aşk romanı. Yani sıradan basit, böyle kötü yazılmış bir roman. Sıradan bir roman niye kasaya saklasın? Bir önemi olmalı. Şunu kontrol et Naza. Emredersiniz komutanım. Doktor, şu şahsa bir desen bak. Bakayım. Ya anam, vallahi ya bu bizim Bedih ya. Vallahi it Bedih ya. Dağdan tanıyorum ben bu iti ya. O zaman bomba ihbarını yapan da bu olmalı. Adamı teşhis ettik ama yeri bilinmiyor. Ya evet haklısınız komutanım. Kendisi karabatak gibidir. Vallahi nereden çıktı, nereden battığı belli olmaz. Ama bir yol var. Berber bir kardeşi var. Ben onun yerini biliyorum. Bombanın da Meryem'in de nerede olduğunu bilmiyoruz. Acele etmemiz lazım. Bir an önce şu herifi bulmamız lazım. Allah'ım.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gerçekten güzel olmuş. Yuvarlak kafa, stil sahibi. Yürü git. Ne yapıyorsun kardeşim? Yürü lan. Niye kaldırıyorsun müşterimi? Eşkıya mısın kardeşim? Kardeşim Mansur nerede? Ne bileyim ben, Mansur nerede? Bekçisi miyim ben Mansur'un? Ne zamandır görmüyorum zaten kendisini. Anlaşıldı kordon dostum. Bence bu arkadaşın hatırlaması için şöyle güzelce ne bir tıraşa ihtiyacı var. O zaman kesin bence hatırlar bunları. Geçiler. Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Eşkıya mısınız siz? Dur. Berberlerden kim kaldı? Gerizekalı. Bilmiyorum dedim size ben ya. İmdat. Abi sus. İmdat. İmdat. Bağırma lan. Bilmiyorum. Ay canım. Bilmiyorum ben gerçekten bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hatırlarsın, hatırlarsın. Evet. Şuradan başlayayım. Ne yapıyorsun sen ya? Evet. Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum dedim size ya. Evet. Debelenme. Ne yapıyorsun? Ben ne kadar heyecanlı bir insansın sen. Ya hiç mi bilmiyorsun bu işleri? Eğer debelenirsen ben asabi bir insanım. Sağını solunu ağzını burnunu parçalarım. Kusura keçi yeterdir ha. Yara kolay kolay kapanmaz. Yapmayın. Mansur nerede? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ben. Ya korkutuyorsun. Gerçekten bu pislikler bu işe yaramayacak. O yüzden ben bunun gırtlağına bunu geçireyim diyorum. Ne dersin? Haklısın doktor. Geç gitsin bu ağzı. Evet. İmdat. Dur. Ya pardon. Biraz oradan çekil de. Çok fena sıçrıyor çünkü biliyor musun? Dur. Tamam. Dur. Ney? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim mi? Söyleyeceğim. He. Konuş bakalım. Söyleyeceğim. Ulan bana bak. He. Çok güzel. Hadi canım ya. Al. Hadi Meryem. Hadi. Hadi yap şunu. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Ayhan. Alın şunu götürün. Kardeşi yakalanıncaya kadar karargâhta kalacak. Emredersiniz. Hadi biz çıkalım. Şu çakılı bulalım. Serdar cevap ver acil. Komutanım. Meryem bu. Meryem. Allah'a şükürler olsun. Durumun ne? İyi misin ha? Berbat durumdayım Serdar. Elim ayağım bağlı. Ya camları olmayan bir panelvanın kasasında kilitliyim. Nerede olduğunu biliyor musun peki ha? Bilmiyorum Serdar. Ya panelvanın kasasındayım. Kasada hiç pencere yok. Ama bak. Dışarıdan çok uzaktan derinden bazı gürültüler duyuyorum. Bilmiyorum kalabalık bir yerde olmalıyım galiba. Önümde ilçenin yarısını havaya uçuracak kadar kimyasal patlayıcı var. Düzeneğin ekranında bombanın patlamasına 40 dakika olduğunu görüyorum Serdar. Pazarın en kalabalık saati yaklaşıyor. Bomba patlayınca ortalık kötü karışacak. Rahat ol asker. Bombanın nerede patlayacağını biliyor musun Güven? Ne bombası? Bravo sensin değil mi? Bütün bu oyunları sen planladın. Oğlumu çok özledim. Artık onunla yaşamak istiyorum. Onu senden alacağım. Sen önce bir kanundan yakanı kurtar da. Bu roman kasadan çıktı. Çok sevdiğim bir aşk romanıdır. Kaybolsun istemiyorum. Öyle mi? Senin pis entrikalarını iyi bilirim ben. Bu kitapta çok önemli bir şey var ama ne? Beni iyi tanıyorsan neler yapabileceğimi de iyi bilirsin. Beni hemen savcıya gönder. Yoksa
Yoksa ne? Yoksa sana büyük acılar yaşatırım Naz'a. Hayatını cehennemden beter ederim. Bana bak. Senin bravo olduğunu kanıtlayalım. Ömrünü cehennemden beter bir yerde geçireceksin. İnan bana. Naz'a. O bombayı bulmanız imkansız. Bravo sensin. Ben güvenim Naz'a. Kocan. Başka da kimse değilim. Beyinsiz salak. Geri zekalı herif. Oğlum, kızı ne yaptın? Ne oldu? Emrin yerine getirildi Cemal Başkan. Bomba pazarın ortasında saat gibi çalışıyor. Aldığın Timçin kızı ne yaptın oğlum? Bombanın yanına bağladım. Oğlum, o Timçin kız Sungurlardan. Sungurları başımıza bela edeceksin. Temiz iş yaptım. İzimizi bulamazlar. Tasalanma Cemal Başkan. Lan kaybol hemen ortadan. Hadi sınırı geç. Tamam, biz de çıkıyorduk Cemal Başkan. Kalkın hadi. Sınırı geçiyoruz. Hadi yürü. Bu tarafta. Yürü. Kal lan orada. Lan. Çık şuraya. Çık. Ayhan, al şunu. Aha, kundinin biri kaçtı, sana doğru geliyor. Tamam doktor. Arkadaşlar, Ayhan, siz bunları alın, karargaha götürün. Emredersin. Hadi. Hadi yürüyorsun, hadi. Kaçma lan, beni! Gebertirim lan. Meryem nerede diyorum sana. Bir daha sormayacağım. Meryem nerede? Beni öldürürsen bombayı bulamazsın. Seni öldürürüm lan. Seni paramparça ederim lan. Paramparça ederim. Meryem nerede? Bomba nerede lan? Son kez soruyorum lan sana. Bomba nerede lan ha? Bomba nerede? Ulan şerefsiz seni. Nerede? Dur. Dur söyleyeceğim. Bunu kafana sıkarım. Çabuk ol. Bombayla kız, ilçenin pazarındalar. Pazarın neresinde ha? Ha? Bombanın patlamasına 10 dakika var. Git bu bombayı bul be! Naz'a. Devam et Serdar. Bomba pazarda. 10 dakikamız kaldı. Pazarı boşaltın tamam mı? Bedihin bütün sülalesini 10 dakika içerisinde toparlayıp pazara sürün. Anladın mı? Hepsi oraya gelsin. Hepsi! Ne diyorsun komutan? Meryem ölecekse senin de sülalen kuruyacak lan. Tamam. Tamam komutan söyleyeceğim. Aileme zarar verme yeter. Bomba pazarın orta yerinde. Ara sokakta. Bir panelvanın içinde. Timci kız orada. Komutanım. Bomba ilçenin pazarında patlayacak Celil. Meryem de yanında. Zaman? 10 dakikamız kaldı. Hadi çıkalım, çabuk. Hadi çıkalım Celil, 10 dakikamız kaldı, çabuk olun. Yardım edin!
Meryem. Aga dur. İyisin değil mi? İyi misin ha? Serdar çok korktum. Öleceğim sandım. Korkma tamam bir şey yok. Serdar bomba patlayacak. 2 dakikası var. 2 dakika. İyi misin sen ha? İyiyim ben. Tamam sen iyi misin? İyiyim. İlçe karışmış olmalı. Ne ulan? Tırsık. Çok mu korktun? Merak etme. Etkisiz hale getirildi. Adamların beceremedi. Ne demek istediğini anlamadım Yüzbaşı. Sen ne hile oğlu iyisin lan. Çirkinsin lan. Allah düşmanın bile şereflisini versin. Sen var ya. Sen düşman bile olamazsın lan. Kurtulmak için Şahmaran'la bize oyun oynamaya kalktınız. Oyunun ortasında ortağını sattın. Hayal gücünüz çok geniş Yüzbaşı. Ben Bravo değilim. Doğrusunu yapıp beni savcılığa sevk edin. Bu ne acele? Seni daha sorgulamadık bile. Serdar. Albay bunun avukatıyla gelmiş. İyi. Görüşsünler bakalım. Celil. Görüşeceğiz. Al git şunları. Avukatın seni bekliyor. Nazlı. Beni savcılığa sevk et. Kes sesini Güven. Nazlı. Yemin ederim. Oğlum demem. Alırım Volkan'ı mezara gömerim. Güven. Sana yemin ederim. O zaman seni bulurum. Öldürmem. Öldür diye yalvarana kadar öldürmem seni. Tanırsın beni. Sen de beni bilirsin Nazlı. Acımam yoktur. Bitireyim şu işi o zaman ha? Beni savcılığa gönder. Alırım Volkan'ı mezara gömerim. Nazlı. Nazlı. Emredin komutanım. O romanı okuyabildin mi? Fırsat bulamadım komutanım. Sen onu bana ver Nazlı. Emredersiniz. Serdar. Bu adamı konuşturmak için bir gün zamanımız var. Sonra savcılığa teslim etmek zorundayız. Bence konuşmayacak komutanım. Güven'i tanırım. Sinirlerimizi bozarak ona eziyet etmemizi sağlayacak. Sonra da bizden şikayetçi olacak. Bunları yaşamadan onu savcılığa gönderelim. Nazlı. Senin bu kocan Bravo'nun ta kendisi. Elimizde kesin bilgi olmadan adamı suçlayamayız Serdar. Ben karargâhtayım. Bir sıkıntı olursa arayın beni. Nazlı, yemin ederim, oğlum demem. Alırım Volkan'ı mezara gömerim. Nazlı, beni savcılığa sevk et. Savcıya giderken Cemal beni kaçıracak avukat. Ona göre ayarlayın her şeyi. Hı hı. Celil, bir şeyler yazıyor. Gördüm komutanım. Al bunu Cemal'e ver.
Hop hop, ne yapıyorsun ya? Pardon, şurayı açar mısınız ya? Verir misin çantayı? Ne yapıyorsun ya? Versene şu çantayı ya. Bir şey mi yaptık usta ya? Celil. Aldım komutanım. Bakalım neler çeviriyorlarmış. Hadi gel. Pazardaki eylemin başarısız olmasına tepkili. Sungurların elinden hemen kurtulmak istiyor. Savcılığa sevk sırasında onu kaçırmanı istiyor. Sen onu savcıya sevk et, gerisini bana bırak. Bir de bunu verdi. Kaçakçıların acil sınırdan geçiş yapmasını istiyor. Ne demekse? Ne mi demek? Türkiye için altın vuruş demek. Savaşta son nokta o. Nükleer bomba. Ve şu anda yolda. Suriye'den sınırı geçmek üzere. Kaçakçılar acil sınırdan geçiş yapsın. Bu namussuzun masum olmadığı belliydi zaten. Tamam komutanım. Bu yeter bize. Yetmez Celil. Kaçakçıların Suriye sınırında geçiş yaptığı tek bir yer var. Hemen ışık tutan karakoluna haber veriyorum komutanım. Tamam Celil. Bravo ile ilgili bir ihbar olduğunu özellikle söyle, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Durun! At silahını, at! Bırak silahını! Yere yat! Jandarmayı yakaladım. Artık yolumuz açık. Hadi köye. Doğru köye gidiyoruz. Birine tek laf ederseniz gırtlağınızı keserim. Kaybolun çabuk. Hey!
seni almaya geldi Bravo. Nazar, yemin ederim oğlum demem. Alırım Volkan'ı mezara göre. Ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anne. Sen üç gündür aramazdın. Ne oldu? Hiç. Seni özledim sadece. Okuldan izin al bir süre ha. Çok özledim seni. Olur anneciğim. İyi olur. Ben de seni çok özledim. Oğlum, baban... Ne oldu? Babam yine mi çıktı ortaya? Tamam neyse neyse. Ben gelince konuşuruz bunları, tamam mı? Hadi sen dersini çalış. Bunların taraması yapılacak. Ha bunların da. Tamam mı? Hadi bakalım. Geçmiş olsun Meryem. Sağ ol. Hadi bakalım. İyi misin? İyiyim. Bunları sağ iyi tarayın. Bak ya neler oluyor orada ya. Gel lan buraya. Anlat lan. Anlat lan. Seni boğarım lan. Ne yaptınız? Aç mı bıraktınız bu çocuğu? Bu hala çözülmedi mi? Başımıza dert aldık. Anlat lan! Emredin komutanım. Serdar evladım, ışık tutan karakolu sizin dediğiniz noktada bir grup silah kaçakçısını yakalamış. İçlerinden biri Bravo'yu tanıyormuş. Ayrıca bazı bombalardan bahsediyormuş. Şununla bir konuşun. Adamın Türkçesi zayıf. Konuş lan! Konuş! Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Lan konuş. Celil. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Celil! Hadi çıkıyoruz. Serdar. Çıkıyoruz. Kapıya gelin tamam mı? Tamam Serdar. Doktor. Serdar bizi çağırıyor. Özel kuvvetlerden arıyorum. Bana savcı beyi bağlayın. Komutanım. Bravo'yu tanıyan kim Akif? İçeride komutanım. Getirsinler. Getirin. Yürü. Yürü hadi. Gel bakalım. Marof Arif Nadaniç. Gonahi Nadarim. Aram Suhu. Esmet Çiğe. Nesim. Nesim. Bravo'yu tanıyormuşsun öyle mi? Komutan. Bizi jandarma yem yaptı. Jandarma bizle uğraşırken büyük bombayı sınırdan geçirdi. Ne bombası oğlum? Sen Bravo'yu tanıyor musun, tanımıyor musun? Onu söyle. Tanıyorum komutan. Bir de bomba var. Nükleer bomba. Bu bombayı kim getiriyor aslanım? Kime getiriyor? Cemal Başkan diye biri var. Ona geldi. Ama işin başında Bravo var komutan. Sen bu Cemal'le Bravo'nun yerini biliyor musun peki? Yok. Ama onları gördüm. Suriye'de. Bizim kasabaya geldiler. Bomba için para getirdiler. Şebiha komutan sattı onlara bombayı. Bravo'yu tanıyorsa Güven Bravo mu değil mi anlarız şimdi. İstediğin oldu Güven. Oğlumdan uzak duracaksın.
Yüzbaşı ile aranda ne var Nazı? Alın şunu. Hadi gidiyoruz. Serdar. Nazı, bana hemen Güven'in fotoğrafını gönder. Güven mi? Ne oldu? Soru sorma Nazı. Tamam, tamam gönderiyorum hemen. Hah, aga geldi geldi. Bu kız bana gönderdi. Geldi. Ver. Aha. Ver. Bravo, bu adam mı? Budur komutan. Ulan. O Güven denen alçağın bravo olduğunu biliyorum zaten. Yürü hadi yürü. Naza, yanılmamışım. Güven Bravo'nun ta kendisiymiş. Onu teşhis edecek bir tanık var. Ben onu savcılığa gönderdim Serdar. Ne diyorsun sen? Ne yapmış komutanım? Böyle hata yapılır mı? Kime sordun Naza sen ha? Bana mı sordun? Kime sordun ha? Kim emir verdi sana? Albayın haberi var mı ha? Savcı bey istedi. Göndermek zorunda kaldım. Az önce bir polis ekibi gelip aldı. Derhal emniyeti ara, tamam mı? Emniyeti ara. Polis aracını ulaştınlar. Çabuk ol, hadi acele et. Bu adam için her şeyi yaparlar, anladın mı? Bu adam için her şeyi yaparlar. Ekip geri dönsün Naza, hemen. Hemen geri dönsünler. Hadi hadi itin. Hadi. Hadi. Hadi hadi biraz daha güçlü. Şuna bir el atalım ha. Atalım. Nerede bunlar be? Hadi hadi hadi. 18-24 merkez. Yanınızdaki tutuklunun Bravo kodu adlı aranan terörist olduğu tespit edildi. Tutukluyla birlikte acil özel kuvvetlere dönün. Tekrar ediyorum. Yol güvenli değil. Acil dönün. 18-24 konumunuz stabil görünüyor. Acil cevap ver. 18-24. Arkadaşlar, tamam hadi bırakın şimdi. Hadi işimize bakalım hadi. Nükleer bomba ülkemize sokuldu. Cemal diye birini arıyoruz. Hemen bulun şunu hadi. Emredersiniz. Ah Naza, hangi akla hizmet kafana göre o hergeriyi bıraktın ha? Ya Naza şimdi ben sana ne diyeyim ki? Hani seni hepimiz tanıyoruz yani. Tanımasam diyeceğim ki kendi eline gittin kocana kıyak yaptın. Naza, bana haber vermeliydin. Çok büyük hata yaptım. Biliyorum Serdar.
büyük hata yaptım. Affet beni. İstifa ediyorum. Aga, sen git bak, bir konuş ya, anlarsın dilinden. Serdar, Naza'yı kaybetmeyelim. Bir konuş istersen ha. Sen böyle hata yapmazdın Naz'a. Ne oldu sana? Beni oğluna tehdit etti Serdar. Volkan'ı öldüreceğini ima etti. Naz'a, o Volkan'ın babası. Onu tanımıyorsunuz. O aşağılıktan her şey beklenir. Çıkarı için en yakınlarına bile acı vermekten çekinmez o. Tamam Naz'a. Git, oğlunu al, buraya getir. Komutanım, nereye gidiyor bu? Oğlunu almaya gidiyor Celil. Serdar evladım. Emredin komutanım. Hemen toplanıp bana gelin. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Evet. Anne. Oğlum. Ne yapıyorsun Volkan? Seni almaya geliyorum. Gelme anne. Ben okulda değilim. Nasıl? Volkan benimle Naz'a. Oğlumu çabuk bırak Güven. Oğluna kavuşmak istiyorsan aldığınız romanı bana geri vereceksin. Bir saat süren var. Eski depolarda seni bekliyorum. Romanı getirmezsen bir daha oğlunu göremezsin. Lan, lan ne romanı, kapatma aşağılık herif, kapatma. Güven, Güven, Allah belanı versin, kapatma. Ulan, ulan romanı al bari, al. Allah'ın belası, Allah'ın belası, Allah'ın belası. Bölgeye sokulan nükleer bomba o namussuza geldi. Kaçakçının ifadesi bu komutanım. Bir de Cemal denen yeni bir hergele var komutanım. Esed'e bağlı başı bozuk şebihalardan elde etmişler komutanım. Bomba patlatılırsa bölge cehennem yerine döner. Yüzlerce kişi ölür. Hadi, neredesin? Her silah Güven'in elinde olsa bile onu kullanamaz. Doktorun Güven'in kasasından aldığı kitap bombanın tetik mekanizmasıymış. Teknik inceleme de ortaya çıktı. Kitabın sırt bölgesinin kağıdı açılınca ortaya mikroçipler çıktı. Hakan, şu kitabı getirin. Benim odamda, dosya dolabında. Emredersiniz komutanım. Thank you.
Nazı! Oh. Hani sen oğlunu almaya gitmiştin ya? Ne işin var burada? Oh, sana diyor. Allah Allah. Neden, ne yapıyor lan bu? Nereye gidiyor bu? Lan. Nereye gider? Bu kitabı almaya kim cesaret eder buradan? Aga! Doktor, şimdi sırası değil. Aga bak, bu önemli. Naza naza. Az önce gitti, bizim panelvanı atlayıp gitti. Yanında da ne vardı biliyor musun? O benim kasadan aldığım kitap yok mu? O işte. Allah kahretsin. Kitap Naza'daymış komutanım. Güvene verecek onu. Ben çıkıyorum komutanım. Bu araçta GPS var doktor, hadi. Aga ne yapıyoruz? Gel hadi, yolda anlatırım, hadi hadi. Oğlum nerede Güven? Orada. Kitabı alayım. Naza? Doktor! Meryem, Celil. Aga, iyi gibi bayılmış sadece. Kimse yok. Kimse yok burada. Aga. Aga kitap yok. Gel. Oğlum. Gel. Oğlum nerede? Volkan. Oğlum Volkan. Volkan'ı kaçırmışlar. Naza, kitap nerede? Ya Serdar, ben verdim ona kitabı işte. Verdim, istediği bir kitaptı. Verdim onu da. Niye kaçırıyor oğlumu? İşte. İstediğini verdim. Ne var ki bunda? Nükleer bombanın tetik mekanizması o kitaptı Naza. Thank you.
her şey. Mahvoldum.